Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir makyaj videosuyla karşınızdayım. Malum yaz geldi. O yüzden yaza hoş geldin makyajı yapmaya karar verdim. Bu makyajı nasıl yaptıysanız, videoda yine komik neler yaşandı, onları merak ediyorsanız lütfen seyretmeye devam edin. Gördüğünüz üzere kaşlarımı yaptım. Uzun sürdüğü için bunu genellikle kamera arkasında yapıyorum. Göz primerımla başlayacağım. Bunun için bildiğiniz üzere hep kapatıcı kullanıyorum. NYX'in Can't Stop Won't Stop concealer'ını kullanıyorum bunun için. Neden bu ürünü kullanıyorum derseniz, kapatıcılığı çok yüksek olduğu için bunu göz primeri olarak kullanmayı tercih ediyorum. Bir de gözlerimin altında kullanmayı sevmediğim için, ziyan etmemek için gözümün üzerinde kullanıyorum. Kaşlarımı temizlemek için de genellikle bu ürünü kullanıyorum. Ama biterse bir daha alacağım bir ürün değil. Buyurun efendim, kokteylimiz. Teşekkür ederim. İlk olarak paletin videodu. Flormar'ın 01 numaralı Red adındaki tekli farını kullanacağım. Adı gibi kıpkırmızı bir far. Çok sevdiğim bir far bu arada. Bu gerçekten pigmentasyonu en iyi kırmızı far. Yani benim denediklerim arasında. Maalesef bavulda gelirken kırılmıştı. O yüzden biraz paramparça. Bunu gözümün iç bölgesine, aynı zamanda iç bölgesine, aynı zamanda kreisime, üst bölgesine uyguluyorum. Yani komple gözüme aslında. Üzerinden sürekli geçiyorum çünkü pigmentasyonu gerçekten belirgin olmasını istiyorum farımın. Bu şekilde uyguladıktan sonra elimdeki Tarte paletine geçiyorum. Bu paletle zaten bir video çekmiştim daha önce. O videomu biliyorsanız bu paleti ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuzdur. Bu paletten de Soft Beach'ini alıyorum. Şu pembemsi renk. Bu rengi de kırmızı renk farımın hemen üzerine uyguluyorum. Daha yumuşak bir geçiş olması için. Kırmızı farın biraz zor olduğunu biliyorsunuzdur muhtemelen. O yüzden karıştırırken farlarınızı biraz daha uzun karıştırın normalinden daha fazla. Çünkü normal kullandığımız nude renkler gibi olmuyor. Bir de elim handikaplı olduğu için biraz daha uzun sürüyor benim için. Temiz bir blend fırçası alıyorum ve üzerinden de geçiyorum. Yani videolarımı seyredenler muhtemelen anlamıştır artık. Herkesin YouTube'da genellikle bir makyaj sistemi oluyor. Benim de far sistemim genellikle koyu renkle başlayıp o koyu rengi uygun açık farlarla blend yapmayı seviyorum. Benim için daha kolay oluyor. Ama tabii ki diğer türlü yapanlar da var. Klasik olan ilk kriz rengiyle başlıyor normalde diğer YouTuber'lar. Katman katman çalışıyorlar. Ben en pigmentasyonlu renkle başlayıp en azına kadar inmeyi seviyorum. Sistemim bu. Gözümün altı için Aloha Beaches rengini alıyorum. Bu rengi de gözümün altına uygulayacağım. Diğer bir blend fırçasıyla Beach Therapy rengini alıyorum. Şu ten rengimsi renk. Bununla da gözümün altına uyguladığım diğer rengi blend yapıyorum hafifçe. Hani bir pahalı palet olduğu için çok göstermeyi sevmiyorum aslında bu paleti ama gerçekten en sevdiğim paletlerden biri. Gerçekten çok güzel farları. Tarte'ın diğer ürünlerini denemedim şimdiye kadar. Denediğim tek ürün aslında bu paleti. Ben concealer'ını çok merak ediyorum aslında. Aynen Shape Tape. Hakkında çok iyi şeyler duydum ama deneme fırsatım olmadı. Açıkçası biraz da pahalı geliyor bana. Evet, bunu da yaptığımıza göre artık simlerimizle başlayabiliriz. Gördüğünüz üzere gerçekten herkesin yapabileceği bir makyaj. Genellikle böyle makyajlar yapmayı bu aralar tercih ediyorum. Çünkü sizin de yapmanızı istiyorum. Yani yapabilmenizi istiyorum. Ama tabii ki daha zor, daha gösterişli makyajlar görmek istiyorsanız bunu da yorumlara yazabilirsiniz. Öyle makyajlar da gelecek tabii ki. Bu aralar
YouTube tek işim olmadığı için zaman bulamıyorum açıkçası. Daha hızlı çekebileceğim videolara yönelmek zorunda kalıyorum. Ama bu dönemde geçecek. Zamanımın olduğu süreçlerde yine abartılı makyajlar gelecek, zor makyajlar gelecek. Bülent Ersoy makyajı gibi cut crease'ler falan filan. Bunlar da gelecek yani. O yüzden takipte kalmanızı öneririm. Beach Days rengini alacağım. Şu simli pembe renk. Bunu parmağımla alacağım direkt. Gördüğünüz üzere gerçekten bayağı iyi bir renk. Şu an kamerada. Biraz daha yanaşırsan. Yani gerçekten çok güzel bir palet. Bunu boş bıraktığım kırmızı farın arasına uyguluyorum. Şu şekilde. Tabii sim sevmiyorsanız buraya normal bir far da kullanabilirsiniz. Aydınlatıcınızı sürebilirsiniz. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Bu şekilde uyguladıktan sonra ikinci simli rengime geçeceğim. Parmağımdan tabii diğer renk çıkarsa. Champagne Beach rengini alacağım. Bir alttaki altın rengimsi sim. Bunu da yine pembe simimin üzerine karıştırıyorum. Taktık yine güneş gözlüklerini. Aynen öyle. Aşırı güzel bir palet gerçekten. Bunu da yaptıktan sonra en son Buried Gold rengini alıyorum. En üstteki simli rengim. Daha kaç tane simli renk kullanacağız merak ediyorum. Böyle. Bunu da kaşımın altına son dokunuş olarak. Bandajını değiştirmemiz gerekecek ya da bütün gün öyle simli gezeceğiz. Sorun olmaz. Simli gezebilirim galiba. Ben diğer gözümü de yapayım. Sonra yine sizlerleyim arkadaşlar. 3 days later. Bu şekilde simlendikten sonra tabii ki yüzümle devam edeceğim. Maskaramı en son yapacağım. Bunun için tabii ki primerlarımla başlayacağım. İlk olarak Çakma MAC Fix Plus'ımı alıyorum. Million Pauline. Bunu başka bir videomda da göstermiştim. Aslında çakma ürün kullanmayı sevmiyorum ama bu cildime gerçekten iyi geldi. Yani memnun kaldım. O yüzden kullanıyorum. Sesinden de belli zaten. Aynen. Kokusu da çok güzel. Çok iyi ya. Million Pauline. Bu ismi acaba koyarken ne düşünmüştün? Ya aslında çakma yapmaları sorun değil. Pazarcıların, yani pazarcı değil, bunu aslında bir takıcıdan almıştım. Satıcının bunu orijinal olarak satması beni sinirlendirdi aslında. Neyse. Daha önce hiç yapmadığım bir şey yapacağım. Primerımı fırçayla uygulayacağım. Çünkü gördüğünüz üzere biraz zorlanıyorum. Bunun için ilk olarak Marc Jacobs'un Coconut Primer'ını kullanacağım. Şu şekilde bir ürün. Açıkçası bu primer işe yarıyor mu hiçbir fikrim yok ama yine de kullanıyorum çünkü pahalı. Bu arada ben primer'ımı hep fırçayla uyguluyorum. Hep mi? Evet. Ben normalde krem gibi elimle. Çünkü makyaj yaparken böyle elime bir şey sinir oluyor. Biliyorsun benim o konuda şey mi? O yüzden hep fırçayla uyguluyorum. Ve The Ordinary'nin High Adherence Silikon Primer'ını kullanıyorum. Biliyorsunuz silikonumsu primer'ları hiç sevmiyorum. Bu ama iki silikonumsu primer'ım var. Bu bir de Golden Rose'un bir primer'ı. Sadece bunları kullanabiliyorum. Bunların çünkü o silikonumsu hinsi o kadar şey değil. Aşırı değil. Bunları kabullenebiliyorum. Öyle bana yazanlar var. Şunu sorabilir misin, bunu sorabilir misiniz? Arkadaşlar yorumlara yazın. Evet. Bana yazmak zorunda değilsiniz. Direkt bana sorabilirsiniz. Ben ne kadar sert gözüksem de öyle biri değilim. Kimse yemiyor. Sert gözüksem de sert mi? Aslında sert değilim dedim ama. Ama kimseyi yemiyorum. Instagram'dan DM'den atabilirsiniz.
yorumlarda yazabilirsiniz. Instagram'da, YouTube'da. Sıkıntı yok. Fondötenimle devam ediyorum. Too Faced'in Born This Way fondötenini kullanacağım. Bu ürün için de bir video yapmıştım. Daha doğrusu bu seri için. Onu da kanalımda bulabilirsiniz. Rengi biraz koyu mu? Yalnız rengi bayağı koyuymuş fondöten. Yazın almıştım. Bu sene güneş görmedik daha bizim güne. Göremeyeceğiz de gibi. Balkonda sadece. Fırçayla üzerinden geçiyorum. Vazgeçilmezim. Fırçasız yapamıyorum arkadaşlar. Şaşırmadık. Aynen. Bruh. Umarım duyulmuyordur dışarıda. Bağırış çağırış. Concealer'ımla devam ediyorum. Yine Too Faced'in Born This Way concealer'ı. Şu kocaman olan. Yalnız pahalı bir concealer olmasına rağmen gerçekten güzel çünkü 15 milim ürün var içinde. Cildimle devam etmeden önce daha krem ürünler kullanacağım ama gözümün altını sabitlemek istiyorum çünkü çok kırışıklıklarıma giriyor concealer. Toz bir ürün kullanıyorum. Paes markanın adını nasıl söyleniyor bilmiyorum. Bambu pudrasını kullanacağım. Şöyle bir marka. Tanımadığım bir marka bana hediye gelmişti bu ürün. Ama gerçekten çok sevdiğim bir pudra. Çok yumuşak. Türkiye'de nerede satılıyor hiçbir fikrim yok. Ve aynı zamanda burnumu da sabitliyorum. Çünkü orada da bayağı fondötenim kayıyor. Bu şekilde yaptıktan sonra pudrayı öyle bırakacağım gözümün altında. Bir krem ürünle devam edeceğim. Aslında iki krem ürünle devam edeceğim. İlk olarak Chanel'in Soleil Tan du Soleil ürününü kullanacağım. Şöyle işte pek özel bir ambalajı yok. Böyle bir krem ürün. Bunu Real Techniques fırçamla uyguluyorum. Sculpting brush'ıyla. Krem highlighter'ımla devam ediyorum. Bu da Mana Kadar diye bir marka. Yine Türkiye'de var mı? Hiçbir fikrim yok maalesef. Bana hediye olarak gelmişti yine bu da. Şöyle bir ürün. Açıkçası daha önce hiç denemedim. İlk deneyişim olacak. Ne kadar kullanmamın gerektiğini de bilmiyorum. Highlighter konusunda sıkıntı yok. Aynen. Az olmasında çok olsun. Öyle miydi? Aslında tam tersi de neyse. Highlighter konusunda değil. Bu bayağı güzelmiş. Tam bir yaz aydınlatıcısı, pembemsi. Biraz blush gibi. Evet. Allık gibi aslında. Çok tatlı bir ürün ama tabii sadece böyle kullansam bana yeterli değil. Ama aydınlatıcıyı çok kullanmayı sevmeyenler için bence gerçekten güzel bir ürün. Benim için toz ürünümün altına bir base olarak güzel, uygun. Bunu da yaptıktan sonra yine bir pudra alıyorum. Bu da Bell markasının. Galiba Türkiye'de satılan bir marka çünkü görmüştüm yanlış hatırlamıyorsam. Hypoallergenic mat pudrası. Bendeki rengi 04. Çok sevdiğim bir pudra bu arada. Bu arada kaşlarımın üzerinden de pudrayla geçiyorum. Bunu Huda Beauty de yapıyor, bunu biliyorum. Görmüştüm bir videosunda. Aslında çok mantıklı çünkü özel günlerde mesela düğünlerde falan kaşlarda akma olabiliyor.
terlediğiniz zaman. Bunu önlemek için çok mantıklı aslında. Kaşlarınızın üzerinden pudrayla geçebilirsiniz hafifçe. Bir sürü ürün kullandık. Cildimiz bayağı bir katman katman oldu. Bunu biraz daha birbiriyle harmanlaştırmak için, nasıl derler bilmiyorum, blend yapmak için yine Çakma Fix Plus. Bunu yalnız gösterdiğinde kendimi çok kötü hissediyorum. Ben MAC'e ihanet yapmış gibi oluyor. Bu arada Fix Plus'la bunu karşılaştırmamı istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Bence çok güzel bir muadil videosu olabilir. Her neyse ama Fix Plus'la daha önceden denemiştim, aslında pek bir farkı yok. Hatırladığım kadarıyla. İkisi de su yani, ne olabilir? Bu arada buraya da Prep and Prime yazacaklarını Prep and Prime yazmışlar. Bronzlaştırıcımı desteklemek için yine bir ürün kullanacağım. Hemen gösteriyorum. Makeup Geek markasının. Bu Trendyol'da galiba farları satılıyor. Öyle görmüştüm yanlış hatırlamıyorsam. Flawlessly Ever After paletini kullanıyorum. Burada da Radiant değil bu. Bu mu? Bir Trial rengini kullanacağım. Şu üstteki şu bronzlaştırıcı rengi. Highlighter'ımı kullanacağım. Yine aynı şekilde highlighter'ımı bir toz highlighter'la destekliyorum. Çünkü gördüğünüz üzere pigmentasyon bayağı az. Ama akmasını geciktirmek için kullandım zaten krem ürünü. Bunun içinde Rival de Loop Young. Yalnız Chanel kullandım, Tarte kullandım. Ama Çakma MAC kullanıyorum ve Rival de Loop. Neyse. Makyajda böyle şeyler olabilir. Rival de Loop Young'ın Baked Highlighter'ını kullanıyorum. Bunu da gerçekten herkes biliyordur aslında. 01 Moon Dust rengi. Yine Makeup Geek paletimi alıyorum. Burada da Amour rengini alıyorum. Bu allık rengi. Çok sevdiğim bir allık. Kirpiklerimi ilk önce büküyorum. Bir primer kullanıyorum kirpiklerim için. Trendy Top markasının, maalesef sadece Almanya'da satılan bir marka. Lash Foundation and Base diyor. Bir kere denedim bunu. Pek memnun kalmadım. Bakalım bu sefer daha memnun kalacak mıyım? Bu sefer biraz daha az kullanacağım. Böyle biraz kurumasını bekleyeceğim. Aiko markasının Black Magic maskarasını, rimelini kullanacağım. Deneme boyu gördüğünüz üzere. Bundan çok memnun kalmıştım. Suya dayanıklı olmayan bir maskara olmasına rağmen beğenmiştim. Normalde suya dayanıklı olmayan maskara beğenmiyorum, kullanmıyorum. Rimelimi de sürdüğüme göre en sevdiğim bölümlerden birine geldik. Yık kameramı. Pardon. Ruj. İlk olarak Essence Long Lasting Lip Liner 02 Sweetheart rengini kullanıyorum. Şöyle bir renk. Bandajımla uyuşuyor. Aslında tam bandajımın renginde bir ruj var bende ama bu makyajla biraz alakasız olacak. Cherry Wet Jeffree Star likit ruju. Evet, bu da yetmezmiş gibi. Sim sürdüğümüz için tabii ki bir lip gloss sürmek zorundayım. Yine fiyatını hak eden bir ürün. Fenty Beauty'nin Fuzzy rengindeki Gloss Bomb lip gloss'u. Minik boyu tabii ki. Bende büyük boyu da var. Ablam bana hediye almıştı. O neydi? Fenty Glow. Klasik yani. Şu. Efsane. Yani ben lip gloss sevmem ama bunları seviyorum arkadaşlar. Bunlar aslında tam lip gloss gibi de değil ya. Ya yapışmıyor. Hiçbir şekilde yapışmıyor. O yüzden ben lip gloss kullanmıyorum mesela. Böyle dudağında yapış yapış oluyor falan. Nefret ediyorum. Ama bunları kullanıyorum.
Arkadaşlar saçlarımı yine kestireyim mi lütfen? Anket yapıyorum şuraya. Oradan lütfen ankete cevap verin. Eski saçımın halini biliyorsunuz. Şöyleydi eski videolarımı biliyorsanız. Şöyle falandı değil mi? Evet. Uzatayım dedim aslında ama yakışmıyor bence bana uzun saç. Ya uzun da fena durmuyor ama ben kısayı beğeniyorum sende. Benden bu kadar. Yaza hoş geldin makyajımı beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Yorumlara fikrinizi yazabilirsiniz. Dediğim gibi lütfen anketten de saçımı kestireyim mi kestirmeyeyim mi onu söyleyin bana. Çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Güle güle. Hoşça kalın.